değerli gönlü güzel dostlar, arabadan bir açılış yapayım dedim efendim. Selam sevgiler olsun tüm kardeşlerimize, bacılarımıza. Biz neredeyiz? Benzinlikteyiz. Ercan Bey benzin aldı. Geldi. 50 euro benzin aldım. 15 lira da zarardan aldım. Hadi. Ne kadar olmuş benzinin litresi? Düşmüş mü? Sen diyordun belki düşer. Şu an 1.66. Litresi 1.66. Neyse ki. 50 euroya kaç şey yapıyor Ercan? Şöyle diyeyim. 50 euro 30 litreden benzin aldım. 30 litre. Buyur şans. Merhaba gönül dostları. Hoş geldiniz. Benzin aldım. Arabayla da çalışmak istiyorsan suyla çalışmıyor. Mecbur benzinden çalışıyor. İşte mecbur benzin almak zorunda kaldım. Karanlık çekim oluyor değil mi? Ha? Saat şimdi, kaç? Şimdi kırmızı kırmızı oldu kız Selma. Saat 6 bizim burada. Evet. Ve sen kırmızı kırmızı gözüküyor. Ben de şey, bu arabanın arkasındaki ışığı vuruyor. Kırmızı pancar gibi çıkıyor. Ha? Kırmızı da bana yakışıyor ha. Acayip rüzgar var. Ay ben dostlar, kırmızıyı sevmiyorum. Ne yakışması. Anam unuttum. Ay nalet olsun bu kırmızıya. Ama bir dur şat dur. Tövbe bismillah. Dur. Ay, sakin sakin. Hayatım ilk defa mı araba? Bas uçuyor i̇lk arkadaki vallaha. Kullanıyorum. Öyle evet. Değil mi? Ay dur ateş. Ben sıkıntıya gelemiyor. Şöyle kıdığına kadar çekmişsin anam. Sanki kara kış var. Ercan nasıl fırtına? Rüzgar var. Evet gördüm dostlar. Gerçekten burası çok fırtınalı. Yeni akşam geceleri daha bir fırtınalı, bir de yağmurlu. Ya konuş hadi bana anlat kardeşim. Evet canlar, biz nereye gidiyoruz? Ercan'la oturduk. Ta gündüzden dedim. Aslında belki yarın da çarşıya gideceğim. Biraz çarşıda işlerim var. Volvo'da Ramazan'ımızı simgeleyen eşyalar gelmiş, ürünler gelmiş. Bir Teddy'de var dediler. Bak Teddy'de, bir de Volvo'da. Teddy'ye bir baktım. Bizim burada bir Teddy'de göremedim. Başka Teddy'lere bakacağım. Ama onu bugün yapmayacağım. Bir de Volvo'da çok istiyorum. Gidip oradan almayı. Böyle görüyorum Instagram'da. Ramadan olarak yazmışlar böyle yazılar. Nasıl yılbaşında falan hani böyle süs eşyaları falan alıp evimize böyle süslüyoruz ya. Volvo'da mı gel? Ha aynı onun gibi de Ramazan'la alakalı sembolik böyle süs eşyaları falan gelmiş. Gideyim diyorum hani. Bizim de artık bir barak aylarımıza girdik. Ramazanımız da geliyor. Ona da bir hazırlık yapalım. Böyle güzel güzel gidelim, alalım bir şeyler dedim. Gideceğim işte de onu yarına bıraktım. Bugün Ercan'a dedim, gitmek istemedi. Yarın ama gidecek olursak bile geç gitmek lazım. Niye? Yarın benim veli toplantım var. Yarın karne toplantımız var ya. Bakalım yarın olmazsa belki başka zamana götürürüm. Bir gün sonra da giderim. Problem değil. Ondan sonra bugün de Lidl'de benim beklediğim bir nevresim takımı vardı. Aslında gelmişti de almayı unutmuştum. Sude'ye de dedim, ayıttırmıştı bana. Aslında daha önce gidip almam lazımdı da artık bugün mecburum gidip alacağım. Bir tane nevresim, çift kişilik nevresimler gelmişti Lidl'e. Anam gideyim alayım hep bir şeyler oldu. Gidemedim. Ben ne unuttum? Ne unuttun? Cemeli bağırmayı unuttum. Başlarına hep hatırlatırsın Selma. Unuttum ne bileyim. Ay parmağıma. Ayıttırdığımız nevresimi alacağım Lidl'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ne yapıyor? Şas ver ben takayım ya, sen işine bak. Bir gün gidecek, yolda gideceğim ha öbür tarafa. Tövbe estağfurullah. Onu ben kız yapmadım. Arabayı bir böyle etti. Onu ben yapmadım. Ay kalbim çarptı. Onu ben yapmadım. Kim yaptı? Onu rüzgar yaptı. Rüzgar arabayı sallıyor ya. De sen de o zaman 2 dakika kenarda bir yerde dursaydın. Nasıl şans. Nasıl durayım Selma? Otobanda. Aha şurada durulabiliyor. Nerede duruyorsun? Burası çıkış Selma. Yapma. Neyse yani. Tövbe estağfurullah. Ay, bak, yani işte. Canlar diyeceğimi unuttum. Ne diyordum? Gideceğim diyordum. Yok daha buradayım, bir yere gitmiyorum da. Tövbe estağfurullah. Tamam başım. Ya oradan da bir kaflantı yapacağım. Dedim ki Ercan hem Lidl'den alırım çıkarım. Orada da şöyle bir kaflant turu yapalım. Bir oraları bir gezineyim dedim. Hem bize de değişiklik olsun, aman otur evde. Kaliferden başımız ağrıyor. Film izliyoruz şu bu. Vallahi çocuklar da işten geliyor. Yatıyor uyuyor. Talha okuldan geliyor. Hepsi uyuyor. Ben de koltukta uyumuşsun desene. Ercan Bey de koltukta uyumuş. Sen, bir tek benim ayakta zombi gibi gezer. Şimdi biz dizi izliyor. Ben kafamı yani koltuğa uzanıyorum. Kafamı şöyle indiriyorum, şöyle aşağı biliyor musun?
Selma Azay'ın diyor ki ben film bakıyorum yani diziye bakıyorum. Aslında benim gözlerim kapalı uyuyorum. Selma bana film anlatıyor. Bak şu şöyle olacaktı. Bak görüyor musun ben sana demiştim yere. Bak katil bu demiştim diyor. Ben de uyuyorum. Ben de ne yapıyorum biliyor musunuz mu? Allah'ım sadist insanları ona yine düşünmesin. Ondan sonra diyor ki Ercan diyor sen dizi bakmıyor mu diyor. Ya kız dedim şey gözlerim benim yorulmuş acı gözüm yumruyordum dedim. Sonra da uyandım ne yapayım diyor dostlarım. Baktığım film şey seri katilliydi ama arkadaş kimseye güvenmeyeceksin. Bu devirde vallahi kocan da olsa güvenmeyeceksin. Hani kimseye iyilik yapmayacaksın. Hiç kimseye kim olursa olsun ya. İyilikten de maraz doğar. Bilmiyorum yani bu benim real hayatımda da hep yaptığım iyilikler 1, 2, 3 sonra kendimi çekerim. Baktım iyice enayi şeyine düşüyorsunuz. Arabada niye şapkayı taktın? Ne kadar üşüyorum şahs mecburum takmaya. Yani iyilik hiç kimseye yaramıyormuş. Bunu insanlar öğretiyor biliyor musunuz? Güvendiğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakan nankör kişilikler sizi böyle insanlara iyilik yapmaktan şey yapıyorlar, uzaklaştırıyorlar. O yüzden kim olursa olsun bugünkü filmde de onu bir kez daha anladım. Film ama romandan uyarlanmış. Hani adamın en yakın arkadaşı adama hani adam sadist seri katil. Arkadaşından intikam oluyor. Bütün suçu da onun üstüne yıktı. Sen devamı da yok. Gelecek herhalde. En heyecanlı bölümünde kestiler. Şey, ben de dizileri o yüzden sevmiyorum. Ben de o yüzden gıcık oluyorum. 6 bölüm baktık. Şimdi bir sene bekle aşağı yukarı. Ya da yani 6 ay bekliyor. Abu bir sürü olmuş. Kaç? 14 dakika mı? Ya arkadaşlar. Kaç işte dakika böyle. Olmuş Selma? 12 oldu. 12. Bak gönül dostları. Evden Fertabak'a geldik. 12 dakikada geldik arabayla. Evet canlar ben bir roleye geleyim dedim. Şöyle uzundur roleye hiç girmediydim. Burada mobilya mağazası her şey var. Hadi dedim sizi de gezdireyim dedim. Burada böyle battaniyeler var 3 liraya. Ama bunlar güzel oluyor böyle yolculukta falan. Ben Türkiye'ye falan giderken bu battaniyelerden falan alıyorum. Bir de güzel sıcak tutuyor hafif. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Mumlar var 4 liraya düşmüş. Burada da var nevresimler. Benim aldığım ama çift kişilik. Bunlar galiba tek kişilik olanlar. Bu 135'e 200. 30 liradan 15'e düşmüş bunlar. Bu kaça düşmüş? Bu da galiba 15'lik. Bu da 20 liradan düşmüş. Yani burada genelde 15 yazıyor. 15.99 yazıyor. Bu neymiş? Dur bakayım. Bu da mı nevresi? Bunun parasını ben göremiyorum. Siz görüyor musunuz? Bunlar hep tek kişilik. Hayatım nevresim. Ne battaniyesi? Nevresim. Şunları diyorum. Şu. Hepsi nevresim. O da nevresim. Onlar battaniye şeklinde. Bunlar biraz daha büyük herhalde. Evet. 20 liradan 16'ya düşürürsün. Pahalı pahalı. Pahalı. Bir de bunların boyeti neyi? O da önemli. Bak böyle yorgan var. Bu da 23 liraya düşmüş. Bu da tek kişilik. Bu bornoz mu? Değil. Ana biz bornoz almaya gidecektik bir tane daha. O bornozu bir sevdiydi. Burada da ne varmış? Burada da benim adam mı? Süpürge varmış. Severi'nin 119 euro. Ay. Değmez. Buradaki mobilyalar da arkadaşlar bizim buradaki mobilyalar genelde böyle. Şöyle bakın. Eski tipler daha. Ya böyle şu mobilyayı nasıl kullanırım biliyor musunuz? Böyle taş evler oluyor ya taştan evler. Hani böyle dağ evleri. Ha öyle dağ evlerinde böyle bir mobilyayı tercih ederim ama şu an kendi günlük evimde öbür türlü hayır. Türkiye'deki mobilyalar daha havalı. Bakın bak. Arkadaşlar Allah'ın seversen. Bunlar mobilya mı? Değil. Bir de şey ağın pahası. Ha şu bunlar genelde dağ evlerinde falan olacak böyle ev şeyler için. Önce hep ha dur ben gideyim azıcık seninle. Şimdi masaja gidiyor Ercan Bey. Nereden biliyorsun hemen? Ya, çünkü buraya gelince hep masaja gidersin. İşte görüyorsunuz değil mi bizim buradaki yerlerin siz söyleyin mobilyalarını. Ama şeydeki mobilyalar güzel. Schulenburg var. Schulenburg'tu galiba. Oradakiler daha güzel. Ama işte ay Ercan Bey canlar geldi oturdu daha şimdi oraya geçti. Masaj yaptırıyor kendini. Selma sen hadi git azıcık gez. Ha ben gidip gezeceğim. Gidip gezene kadar da Ercan Bey burada masaja. Masaj yapılacak. Hadi Ercan yürü delirtme beni.
Burada halılar var. Hiç güzel değil ya. Şu halılar var ya, şu uzun şeyli olanlar. Bunlar çok kıl çekiyor. Şu da süpürmesi kolay olur da. Bilmiyorum, bu yumuşak. Yumuşağa benziyor da şu çok kıl çeker. Bunu hiç tavsiye etmem. Bir de müzik var. Zübeydeciğim, sen bana demiştin ya gümüş tül. Bak, rolede var, 350 euroymuş. Talha'nın daha güzel kız. İşte bunlar Amazon'da, bunlar 150 euro. Evet, Amazon'da falan daha uyguna geliyor. Haberin olsun. Zübeyde de buradan selam olsun. Dün biraz sohbet ettik onunla da. Hemşerimle. Arkadaşlar, bu tarafta da banyo eşyaları, bu taraf yemek masası, mutfak masaları, sandalyeleri, onlar gözüküyor. Benim kocam geldi, süsleniyor. Bakın burası böyle. Bana şöyle bir ayna dolabı lazım Ercan. Ercan 100 liraymış. Şat şu güzelmiş. Bak şu 219'luk da güzelmiş. Şu iyiymiş bak. Senin onlar eski model, ne yapayım? Fark etmez Ercan, aa içi de güzelmiş bak hele. Vallahi eski model. İyi, olsun güzel. Ercan bizim dolap, bizim şeyi anca bu kadar götürür. Gücücük dolap şunlar gibi gücücük olur. Bu neymiş? Ha bu. Ama oraya olur mu bize? Olur tabii. 200'ü verin, 279'u da verin. Paradan değil Allah'ım, işte konuşunca. Şu boyu bizim banyo küçük olur, ya. Olur, emin olur, misin? Olur. Olursa gel al bunu. Ay kuracaktım kız bende. Vallahi bunun içi daha geniş ha. Ama işte olur mu? Kızlar şöyle. Bir de altına şunu al. Bu da güzelmiş kız. Bakayım. Bakalım. Ay ben ne dertliyim. Bak, bak. Tamam hayatım. Aha bak şu daha güzel onda. Aha, bak o da ledli. Ay bana şu çok hoşuma gitti. Bizim banyonunki benim kaç yıllık evlendiğim günden belli kullanıyorum ha. Ne kadın. Vay. Kızlar şöyle bakın. Şu da 219 liraymış bakın. Hem de şurasından da lambası var. Şöyle. Ercan şu da 219 ama onun altı da var. Altına da bir şeyler koyarız. Ama bu böyle dolap halinde mi satılıyor? Yok ayrı ayrı. İşte, nay ayrı tek bu. Bunu sağda. Yok demek istemiyorum. Bu banyomuz diyorum azıcık büyük olsa diyorum bunu set olarak alacağını işte. Nerede? Benim banyoya nasıl biliyorsunuz mu canlar? Küçücük. Küçük. Yani. Ben neyse. Buldum alacağım. Kız yerini. Yerini buldum. Burası da şey mutfak. Mutfaklarını böyle. Mutlak. Evet. Böyle bakın hani o kadar da modern hani amşam değil. Diyorum ki arkadaşlar siz bana bir fikir verin. Benim mutfağımdaki şunlardan şöyle demirlerden ben değiştirmek istiyorum. Şöyle siyah bir şey almak istiyorum. Bu siyahlarda da çok kreçlenme olur mu? Ne olur bilenler varsa bana bir zahmet yazsın ya. Değiştireyim diyor mutfak başlığını. Evet işte öyle bir bunlar şeyler olsun diyor. Ha böyle bak bunlar oynuyor ya. Fiyatları şu da iyi, şu benim dediğim 129, 109, 60 inmiş ama bunlar inik fiyatı şu an için. Şu da 28 liraya düşmüş Ercan, kokma. 100 liradan düşmüş, güzelmiş. Ercan alsana bunu eve. Artık bunlar eski model. Alacaksan şöyle bir şey Ercan, şunlardan şu tiplerden. Şu siyah da güzel, bu kaç? Bu da 70, şuradan bakayım 79 liraya düşmüş, 80 liraya düşmüş. Siyah iyi olur mu? Kullananlar bana ne oldu bir cevap yazsın. İnşallah. Önümüzde olmasın da Selma siyah olsun. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Burada da bardaklar var. Şu bardaklar üçlü mü? Şöyle üçlü bardaklar 2 liraymış. Şu 10 liraymış şu tafel setlerde kızlar. Şöyle bakın. Şöyle düz beyaz tabaklar. 10 liraymış. Yani 2 tane alsan 20 lira falan. Öyle geliyor. Ercan masayı kurmuşlar. Servisi bekliyorlar. Hadi. Ne istersiniz beyefendi? Önce bir tarhana içeyim. Önce bir tarhana. Ardından ne istersiniz? Adana kebap gelecek. Tamam, Adana kebap istiyormuş. Şu yemek takımı da 137 eurodan 100 euroya düşmüş. Eski tipler ne kadar geçiyor. Gel şans, hadi daha benim işim var. Adana kebap, acele cevap. Burada da yataklar var kızlar. Şu yatak da güzelmiş, bakar mısınız? Tam takar alınca ne yaramış? Şu dolap bizim dolap değil mi Ercan daha? Evet. Ha, kızlara aldığım dolap biliyorsunuz ya şu. Kızların odasındaki. Şu yataklar yok, hemen kırılıyor.
Allah'ın tahtası diyorum, nadir pahalı. Aa, bunu yine varmışlar. Aa, bu bizim odaya Ercan. Büyük mü olur? Kızlar, benim yatak oda küçük ya. Şu siyah çok güzelmiş Ercan. Alsana bunu. Tam Ercan. He, şu neymiş? Çek. Aa, yanlarda da çekmecesi var. Çekmeceyi de hiç sevmiyorum çünkü. Arkadaşlar bakın, bu içi de böyleymiş. Şey ama bunlar işte hep tek tek. Ayrı ayrı. Sade tahta 1000 liradan başlıyor. Sonra tek tek yaptıra yaptıra bir 3000 4000 euroya geliyor. Veya 2240 liradan düşmüş. Yani 1040 liradan sadece şu 2240. Dışarının 1240. Tamam işte 2200 ha, 1000 lirasından sını atın, 2140'ını atın, 1400'ünü atın. 1000 liraya şu kadar sade kalıp bir de içindekiler ekstra. Onlar ekstra. Aa, olsun. Yine güzel Selma. Yani bayağı pahalı. Şu da güzel bak Ercan. Kız bunu alacağım, onu alır mı? Daha güzel. Vallahi güzel o. Güzel. Yok güzel de çok pahalıymış o. Ya normal. Kızlarınkisi tamam. Yok şunlardan hiç istemem. Alacaksan böyle şey sürgülü kapılı istiyorum. Şöyle. LED'ine gerek yok. Biz kendin de al yapıştır. O LED'lerini burada pahalı ya, oluyor. Ya, şu içeriye aç bakayım şat. Seninkisi güzel. Ay Ercan açana kadar. Yok bunun içinde fazla malzeme yok. Yok sen bunları ekstra ya alıyorsun. Tamam onu biliyorum. İşte böyle canlı. Hah, Ercan Bey priz bakacak. Öyle prizine mi? Evdeki ikiliydi. Buralarda hep boya malzemesi. Arka tarafta yatak yorgan satılıyor. Buralarda perde falan kumaşlar var. Bu kısımda. Böyle mutfak organize mi oluyor bunlar? Organizeleri var. Bunlardan koymuşlar falan. Fiyatları da burada yazıyor da şimdi onu kim inceleyecek. Şu bardaklar var. Bunların da şöyle tanesini 3 euro'dan satıyorlarmış. Şöyle düzenleyiciler var. Bu da 18 euro'ya düşmüş. Şunlar 3 euro tanesi. Şöyle ikili mi üçlü mü 9 euro. İşte kendin buraya güya indirime koymuşlar kız bunları. Çatal bıçak var. Bestex. Ama buranınkiler benim pek hoşuma gitmiyor. Şunlar da sade birer tanesi 2 lira. Şurada şöyle lavaboların kenarına koyuyorsunuz da makarna falan süzüyor musunuz? Yok ben yapamam onu. Şurada şöyle bakın bulaşık. Şu çatal bıçaklar kızlar 18 euroymuş. Aha şunlar bak. Şöyle bak göstereyim. Fiyatını da bakın. 18 euro. Kaç parça? 16 parçaymış. Şu Ercan bu marka çok güzel oluyor aslında. 150 euro'dan 60 euro'ya düşmüş kızlar. Şu tencere seti. Lan kek kalıbını almıştım bu diamantların. İçinde 1 2 3 4 parçası 100 küsür liradan 60 euro'ya düşmüş. Bunlar çok güzel oluyor. Ama işte benim evde çok fazla. O yüzden içim gitti ama almayacağım. Evde çok fazla. Bir de böylesi var. Bu da bayağı set. Bunun parası yazmıyor. Şu da bakın şöyle bir set. Ay güzelmiş ha, hoşuma gitti de. Şu da bizim Türkiye'dekileri anımsatmıyor mu kız? Allah ne etmiyor. 20 euro. Beyazı da var 20 euro. Şöyle grisi de var bakın. 20 liraymış. Resim sipariş vereceğim arkadaşlar duvara. Şöyle bakın 3 tane resim böyle büyükü. Bak şöyle büyük bir tane yanındaki gibi. Şu kız da güzelmiş aslında. Bu da benmişim gibi. Aynı bana da benzer ha. Hayatım benim resmimi çek. Yok senin resmin. Ya ya. Ay bak o kızın aldığı da çok güzelmiş. Dur. Bakın kızlar o kızın aldığı odasını almış. Çok güzel değil mi? Ben ruj muj yapsam aynı bana benziyor Ercan. 175 euro muymuş? Ya da numara mı bu? Ha numara herhalde. Ha 40 euro. Dur bakayım. Ercan bak böyle 30. Doğum günüme neyime böyle bir hediye kabul ederim ben. Ya. Çok güzelmiş. Yere. Aynı da bana benzer. Ben belki bilmezler de Selma portresini mi yaptırdı derler. Ben gideyim de bir resim çekileyim de. Arkadaşlar bu kim biliyorsunuz mu? Bu benim. Buradan yıllar önce aldığım yemek takımım bakın. Buradan almıştım. 90 euroya düşmüş. Benim evdekiler hep kırıldı. Hiç canlar. Nüteleler var. Biz Kaufland'a geçtik. Hemen size nüteleler var dedim. Normalde bunlar daha çok ucuzluyordu ya bu sefer. 2.88'e iniyordu ama artık normal. 3 ay olması da normal artık. Arkadaşlar müzik var. Müzik olmazsa çekemiyorum ya. Bu hafta yağlar 1.59 ama şeyde daha uygun olacak. Siz söyleyin.
Lidl'deydi galiba. Evet dostlar, biz evimize geldik. Vallahi kardeşlerim, Kaufland'da çekecektim. Aşırı derecede müzik vardı. Anam bir de daraldım, bir bunaldım. Eve kendimi zor attım. Hiç başka bir yere girmedim. Lidl'den de alacağımı aldım. Koyayım mı? Bak Ercan da benim lafıma böyle. Kızlar ne yapacağım akşam yemeğiydi. Valla Orçun buradayken Dur nereye gidiyor? Ercan. Ha oturacakmış. Ercan buradayken Ercan de hayatım oraya ben koydum. Şuraya otur. Talha Orçun'un adını bir türlü söyleyemedim. Orçun. Hani onu... İnsan oğlum adını hem söylüyor hem de diyor oğlum. Karıştırdım, başım döndü, su içeceğim. Gene aynı. Orçun buradayken hatırlarsınız ya, lahmacun falan yapmıştım. Hani o gün lahmacundan da belki dedim, hani hep bütün anneler yaparlar. Aman fazla da yapayım belki dedim, yanımda götür uçakla gidiyor ya. Böyle paketleyip dedim koyarım. O kız valizle gelmişti, valizine dedim koyayım. Hatta da biraz yaptım, götürmedi çocuk. Götürmüyorlar arkadaşlar, anne diyor ne yapacağım şimdi orada, ben onu götürmem diye. Neden biliyor musun? Bir saatlik uçuş ya, o yüzden. Hayatım orada buzdolabına koy da yer ısıt diye oğlum dedi. O anlamda. O lahmacunlarımız da bizim buzluktaydı. Bugün de ne yapalım arabada da konuştuk ya. En güzeli dedim, dünden patlıcan közlemem var mı kızlar, aha burada. Dedim bunu dedim çıkaralım. Tuğçe Hanım teyzeleri şöyle göstereyim. Her zamanki gibi güzel bir salata. Şöyle bakın. Oraya geleceğim Selma. Ekstra babasına soğan kesmiş. Gene salatalık turşusu falan çıkarmış. Ben de dedim ki en güzeli gelin dedim. Şu buzlukta uyuyup duruyor. Lahmacunları çıkarın da yiyek dedim. Ondan sonra kızlar lahmacunları da çıkardıydım. Şimdi ben bu lahmacunları ne yapacağım? Fırına göndereyim. Bismillahirrahmanirrahim. Gönül dostlarım. Hadi git diyeceğim, gözün aydın. Çocuk ayrım yapmam. Allah var. Oğlan olsun, kız olsun. Erinin önlüsü hayırlısı olsun derler ya. Evet. Ama şimdi kız olması daha bir başka ya. Bakın biz dışarıdan geldik. Kızım ne güzel salatayı neyi hazırlamış. Valla eline, koluna sağlık. Allah razı olsun. Evet. Yani o anlamda dedim. Selma ne yaptın? Selma kamerayı döndürdün, durdun yavrum ya. Yani şöyle yaptım. Şans kötü manada değil. Ha, tamam. Salatayı göstereyim diye. Vallahi ne güzel hazırlanmış. Ha şimdi diyeceksiniz ki ya Ercan çocuklar hep aynı. Hayır öyle değil. Yapmıyor şimdi musun? Evde iki tane oğlan olmuş olsaydı ben dışarı gidip gelmiş olsaydım eve gelip diyecekti ki ne yiyeceğiz, saat kaç oldu, hadi ne yiyeceğiz. Ben şimdi onlara ne diyeyim, oğlum salatayı hazırlasaydın da biz de hemen lahmacunlar sürerdik yapardık, olur mu işte. İşte arkadaşlar. Dur, biz bugün bu tripodla oynayacağız. Ben şimdi bu patlıcanın içine maydanoz, dereotu, ondan sonra içine bir şeyler, baharatlar karıştıracağım, yağlayacağım, tuzlayacağım. Servis tabağını alacağım. Ondan önce hemen şu aldıklarımı biliyorsunuz ben yiyeceğim neyin başında. Benim parmağım ağrıyor. Ay özür dilerim Ercan. Eşya göstermeyi hiç haz etmiyorum. Ne dostlar, lahmacunlar pişiyor. Marketten aldıklarımı göstereyim. Şöyle altını su aldım. Ercan yere koy. Ondan sonra canlar size dedim ya, Lidl'den Sudenaz'ı ayırttırmıştım. Çift kişilik böyle nevresim takımı. İçinde iki tane yastık yüzü var. Bir de işte şu bu var işte. Modeli de böyle, bakın şöyle göstereyim. Yorgan yüzüyle yastık yüzü desene Selma. Yorgan yüzüyle yastık yüzü. Şu dittiriyorum kız. Türkçeyi de unuttur bana. 2x80'e 80 yastıklar. 200x220 de yorgan yüzü oluyor. Gittim bunu aldım. Çünkü hemen gelir gelmez gidiyor. Bunlar da 25 lira mı verdik biz? Ben ne bileyim. Sonra 25 lira değil mi bunlar? Evet. Evet çünkü biliyorum verdiğin para karttan çektiriyoruz ya. Kız bu kart var ya hiç iyi değil ha. Vallahi aslında iyi. Nakit para kullanacaksınız. Bitti mi, ne güzel oluyor. Oradan gittik, kadın depodan çıkarttı bunu, verdi. Kartı veriyorsun, çektiriyorsun. Parayı bile anlamıyorsun. Aslında en güzeli neyle şey biliyor musun? Nakit ödemek. İşte canlar bunu 25 euroya aldım. Hani bu Türkiye'den falan sipariş versem daha fazlaya geliyor. Bir de bunun malı çok güzel. Ben böyle battaniye türü olanları sevmiyorum. Bu naylonlar var ya, onlar zaten beni alerji yapar. Ben gözükmüyorum. Bunlar daha güzel. Buna da ne deniyor bilmiyorum da, böyle bez gibi, çabuk gibi oluyor ya. İşte onlar
çok güzel oluyor. Voley. Pamuklu mu oluyor? Pamuklu. Ne diyeyim? Beyan babattaniye gibi olandan değil. Fine bed bir demişler. Poğaça yapacağım. Talha kaç gündür kısır istiyor teyzeleri de. Ne? Niye atıyorsun ki? Görmedi. Görün dostları gördü. Yıkanacak ya neyse. O için attım sen de sevme. Poğaça yapacağım da kızlar bir tane maya aldım. Erzak 3 tane çilek aldı Kaufland'dan. Şimdi bunları da yıkayayım çocuklar. Aslında sağlıksız ama anam alıyoruz işte biz de az değiliz. Şu kadar limon aldım 750 gram. Şimdi patates. Patates. Şimdi atayım da o da pissin. Erzak sen konuşalım. Durlar istiyor mu? İster. Vallahi sorar. İster. Vallahi sorar. İster ben kız biliyorum. Kız yemezlerse araya gider günah. Yavrum gitmez. İyi tamam. Gelir. Ben gösteriyorum o zaman buradan. Göster Ercan sen göster hadi. Bu Kaufland'da bu XXXL'lerin şam fıstıkları gelmiş görün dostlar. Bunu aldım 4,44 euro. Ben de seviyorum. Oğlum da seviyor. Kendin için aldın. Sevmeyen kızları boş ver. Oğlum seviyor, ben de hadi seviyorum. Hadi demek kız çocuğu başkaydı. Yemek yapmaktan diyorum başka. Ha, boğaza gelince oğlan çocuğu mu farklı oluyor? Yok. Efendim bu da XX'de rendelenmiş kaşar peyniri. Pizzaların neyin üstüne çok güzel oluyor. Şurada. Bu da uyguna düşmüş gönül dostları. Kaflatta şunları var ya. İndirimdeydi kızlar kaşar peyniri. Size. Bu hafta için geçerli diye biliyorum. Gidin bir bakın isterseniz. Vallahi ben Türkçe konuştum. Şunları var ya, yemin ediyorum şunları aylardır bakıyoruz, bakıyoruz yok. Önceden bunlar hep Lili'den alırdık gönül dostları. Parti pizza diye bir şey yazıyor üstüne. Dur Seyma bir dakika. Tamam ben bir şey yapmadım. Zaten mutfakta önüme geçip durma. Kaza olur. Aha şunlardan. Bunlar çok güzel öyle gönül dostları. Bunları aylardır arıyorduk. Biz de diyorduk ki ya diyorduk biz ne zaman alıyoruz? Hemen bitiyor diyorduk. Kaufland'da görünce hemen iki tane kaptım aldım gönül dostları. Şey aldık. Bunlar şey fasulye, koyu fasulye. Bunları Tuğçe salataların içinde çok seviyor. Şimdi ben seviyorum mu desem yalan olur. Allah'ım sen. Zaten sen neyi severek inşallah. Seni seviyorum ya hayatım daha ne yapayım. Hayatımı sana adamısın daha. Sen ve çocuklarıma adamısın. Ben daha ne yapayım. Bir baba bir koca daha ne yapacak? Çocuklar, eşi ve de işi. Bu kadar basit. Ben de sizi aradım hayatımı. Ondan sonra Selma'nın olmazsa olmaz. Bundan çok içiyor. İki günde bir içiyor bunu bitiriyor. Ay o bulaşık suyu. Ya hem elinde yıkıyor hem makineye atıyor ya. Ben anlamıyorum gönül dostları. Vallahi billahi. Onu aldık. Ha bunu gösterdiydim sadece size. Bu şrek tozu aldım. Ben bunu 2-3 lira zannediyordum da kasada 4 lira verdik. 4 lira bu. 3.99 gönül dostları. Bir de 3 kiloluk havuçlar düşmüş. Kız neydi bu? 1.77 miydi ya? 1.79. 1.79 hayatım. İnanmıyor arkadaş bakıyordum. 1.79 valla yazıyor. 1.79 3 kilo havuç. Tamam kırık. Ha pardon. Allah'tan ah parmak. Nuray, ah Nuray. Allah'tan parmak oldu kız Nuray. Mutfağa, ama Nuray dedi, Ercan abi dedi, fazla mutfağa girme dedi. Şaka makar yani. O yüzden de ben dikkat ediyorum gönül dostlar. Bu parmak gerçekten çok önemli parmak. Hatta iki parmak da çok önemli. Karaperi'nin yorumu var onu okuyalım. Onu okuyalım. Şimdi ondan sonra daha ne aldık gönül dostları? Bitti. Hiçbir şey yok. Aha bitti gönül dostları. Tozunu dök buralara salata yemeği. Aha bunu da buraya attın gönül dostlar. Şimdi ben telefonumu getireyim. Karaperi bacım güzel bir yorum yazmış. Benim üzerinden mi yazmıştı Selma? Evet seni övmeni dediydin ya seni övmüş. Allah razı olsun. Ben hemen bacımın telefonunu getireyim. Bacımın Ercan, yorumunu. Ercan bu pişti la. Hemen çıkar onları tabaklara koy hayatım. Şunları aralar koy. Şunları da. Ver şunları. 2 dakika ben şunları kaldırayım. Hadi tamam. Canlar bakın lahmacunlarımız. Ercan pişmiş. Yok kız. Ben hemen buradan bulurum gönül dostları. Selma nerede? Ha benim vlogumu da izleyen tüm izleyip de izlemeyen bütün gönül dostlarıma teşekkür ederim. Allah razı Selma olsun. Selma Hanım'ı yaptı. Hemen 3 tane daha göndereyim. Karaperi yenilerde miydi eskilerde miydi? Ne? Dur bakayım hemen ben bulurum. Hadi şans bulursun. Aha buldum.
Elcin abim diye başlıyor. Evet, seni övmüş ya. Evet. Şimdi hepinizin yorumunu okumak isterim. Gerçekten isterim de. Ama şimdi Karapeli bacım övmüş ya. Övdü beni. Hepiniz övüyorsunuz. Allah razı olsun. Fazla da övmeyin. Şımarır çocuk. Çat şöyle dur. Okuyacağım ben. Tamam, benim Türkçem güzel. Ben güzelce okurum. Canlıda okuyamıyorum da burada okurum gönül dostlar. İnşallah. Dur bakayım şimdi. Maşallah nadir yazdın kız. Evet Karapeli bacımın yorumunu okuyorum gönül dostlar. Kulağınızı açın ve dinleyin. Bir dahaki yorumda sizden ben isterim böyle, tamam mı? Size söyledim. Ercan abim. Ercan abinin nasıl anlattığını bir önemi yok. Biz anlıyoruz. Bu arada ne Ercan abim Selma'sız ne Selma Hanım Ercan abisiz olmaz. Valla çayla simit gibi ikiniz birbirinizi tamamlıyorsunuz. İkinizi tamam tamam Ercan abi hadi yazıyoruz. Ercan abim bir tanedir. Teşekkür ettim Karaperiz. Her şeyi güzel yapar. Özellikle pilavı. Bak orada çok doğru söylüyordun bacım. Allah razı olsun. Tane tane. Siz de öğrenin aradan bir benden ha. Nerede kaldım kız? Dur şart şöyle azıcık. Evet, dur tane tane. Yine şuradan. Her şeyi güzel yapar. Özellikle pilavı. Koy. Tamam. İyi yapan yoktur. Ercan abiden iyi yapan yoktur diyor pilavı. Ercan abisiz vlog tadı tuzu olmaz. Aynen çorbanın tadı nasıl tuz atmazsınız tadı tuzu yok dersiniz. Ercan'ın da vlog da öyle. Kendini de fazla övmeyin ya. Vallahi. He. Deyip al işte övüp nasıl. Deyip de al işte övdük nasıl. Çok güzel Karaperi. Yasak da böyle, yasak da böyle, hayatın bir gerçeği var abim demiş. Selma Hanım olmazsa perişan olursun kız. Buralara niye girdin? Kıymetini bil. Biliyorsundur da eminim. Biliyorum. O da benimkini bilsin. Ben hep biliyorum ya. Allah, Allah yavruların, Allah yuvanızdan mutluluğunu eksik etmesin. Kadın olmadan bir eve düzen olmaz. Sevgiler ikinize de. Allah razı olsun. Doğru söylüyorsun. Rabbim hiç birimizi, hiç kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Önerimiz bu gönül dostlara. Anne az kazanıyor musun? Çok kazanıyor musun? Hiç ama yemin ederim o kazandığınız çok para var ya. Başka biri az kazanır ama onun daha çok bereketi olur. Unutmayın bunu. Yani ben çok kazanıyorum, sen az kazanıyorsun demeyin. Kazanç kazanç Rabbimin bereketi. Bir insan çok kazanır. Bir insan çok kazanır. 3 lahmacun yer, bir insan az kazanır. 1 lahmacun yer. İnanır mısınız? Rabbim onu 1 lahmacundan da doyurtur. O fazla kadına 3 lahmacun o da senin kadar doyar. Yani gider yine aynı gider olur. Ne kadar çok o kadar çok gider. Ne kadar az o kadar az gider. Yeter ki aç kalmayalım, susuz kalmayalım, muhtaç olmayalım kimse. Görün dostları. Sağlığınıza, saatinize, huzurunuza, mutluluğunuzu hiçbir zaman bir başka bir şey için bozmayın. Ulan maşallah şiir gibiyim ha maşallah. Ne yedin ne içtin kocam tömeler oğlum. Maşallah. İlham geldi ilham. Ver Selma daha içlerine. Gönül dostlarının belki hamile olan vardır canı çeker yo, Selma. Yok helal etsinler. Kızlar bakın. Gönül dostları hakkınızı helal edin. Lahmacunlar pişiyor. Ben aralarına salatalığı koyuyorum. Şimdi bunu da bir servis tabağın ana alalım. Bunun yağısı tuzu atılacak galiba. Tuğçe yağ tuz attın mı? O zaman ne yapayım biliyor musun? Ben bunu şu kaplardan birine boşaltayım. Orada karışır, bir güzel karışır. Onun da dökülür. Dökülmez. Dökül ben şöyle bir haşlayayım şöyle. Dur, aha bu da pişti sayılır. Harmanlayayım. İşte böyle gönül dostları. Yani yorum bahane. Ercan'ı Selma'yı görmek şahane. Ben böyle diyorum ama Allah razı olsun Karaperi. Bak kız yorumumu okuyacağım dedim. Okudum. Hepinizin yorumunu okumak isterim. Gerçekten çok güzel birbirinden değerli yorumlarınız var. Allah ne muradınız varsa versin. Sizleri valla çok seviyorum. Ama Selma bu yine değişmiş ya.
Bak hiçbir tane bile dökmeden karıştırdım. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın şöyle göstereyim. Hiç dökmedim. Güzelce ben de karıştırdım dermişim. Şimdi döküyormuşum. Yaptım. Size gidesim göstereyim de. Benden göstereyim. Sen oradan konuş. Evet, ama güzel tut ha. Hemen, hemen, hemen tutun da çekme ha. Nazar değme, korkma. Ben tutuyorum kulağımı. Bakın bakın gençliğime bir bakın. Görün dostlar. Burada ben yalan söylemeyeyim. Ya 17 yaşındayım ya 18 yaşındayım. Maşallah diyorum ya. Şu yakışıklıya bak ya. Vay kurban oldum Allah'ım. Ne güzel yaratılmış Mevlam. Vay. Gördünüz değil mi? Ne saçları vardı ya. Gördük. Neyse. Canlar şimdi ne yapalım? Müsaadenizle biz bir çocuklarımın karnını doyuruyor. Siz screenshot alın, büyük bir podine yapın, asın duvara gitsin. Biz bir şöyle ben bir sakinim. Tamam hadi. Bir şeyim yok, iyiyim, çok ne derler pozitifim. Hadi biz bir yemek yiyelim, karşınızda da yemeyelim. Hadi birazdan geliyoruz. Ne işti kız? Evet göre dostları, biz yemekten sofradan kalktık. Hah kahvem de ben geldi. Alayım canım. Karnımızı doyurduk. Çoluk çocuk hep beraber yiyorduk. Oturduk. Talha. Anasını. Ne yapıyorsun müzikleri? Allah ne verdiyse, Selman da ne yaptıysa onları yedik kalktık. Kahvemizi de içelim dedik. Burada da sizinle vedalaşalım dedik. Çünkü vlogumuz geçten yine geçten galiba uzun oldu. Ay Talha sende. O benim odaya babası o priz onu yapacağım. Neler yapmadınız? Senin odandaki bozuk değil ki. Bir bakarım olmasa bir dikkat ederim. Tamam, ne işler bakar hallederiz. Meşin kahvenin için. Cem evet. Sen de vedalaşmak istersen. Ay canlar. Tamam. Ay, bak çocuk diyor ki. Anne bak diyor sonra kızarlar çok konuşma diyor. Çocuklar da okuyor yorumları. Beni tembihliyorlar. Anne bak diyor. Ablalar diyor. Sana diyor bayağı bir kızanlar olmuş diyor. Hatta hanımefendinin biri de demiş bu konuda da demiş belki demiş. Beni eleştiri konusu yaparsın demiş. Ben bugüne kadar ne bileyim hiçbir eleştiriyi konu olarak yapmadım ya. Hiç onlarla gündeme gelmeyi hiç düşünmedim. Hani ben eleştiriye açık biriyim. O kadar bakın yorumlar yazıldı. İşte Ercan abi konuşsun biz onu anladık. Tercümana ihtiyaç yok. İşte ya sus be kadın. Bakın yorumlara. İnanın hepsini o kadar güzel karşıladım ki hiçbir eleştiri hatta bu bacımız da yorumunu silmiş. Niye sildin ki kız? Ben hiç asla kötü bir şey düşünmem. Çünkü hakaret ve küfür olmadığı müddetçe değerli dostlar hiçbir eleştiriye ne kaldırırım kanalımda ne de burada konu manşeti yapmam. Bir hanımefendininkini yapmıştık. O da Ercan'la benim annesinden dolayı. Bizim gülmemize, eğlenmemize bir laf söylemişti. Ona kırılmıştık. Bir de bize hani bayağı bir destek olan biriymiş. O yüzden zorumuza gitti. Yoksa onun dışında ne olursun canım benim yanlış anlama bilmiyorum bugün izler misin de. Üzüldüm yani. Hani bir beni de konu başlığı yaparsın demişti. Eleştiri vardır bir de hakaret ve küfür vardır. Ben hakaret küfür dışında yapmam tatlım. Bunu demek istedim içimde kalmasın. İşte böyle dostlar. Yenildi, içildi. Akşamı da ettik. Lahmacunları depoyu boşalttık. Hatta Orçun'la Talha konuşuyor. Orçun diyormuş ki anne diyormuş Talha'ya ne yiyorsunuz annem ne yaptı o da demiş. Lahmacunları çıkardınca of of demiş. Evcan'ın içinde kaldı o da. Ne yapıyor şahsen? Ne yapıyor? Kahve yok. Ay Evcan sen de. Kahvelerimizi içelim. Vallahi bir yoruldum. Dışarı acayip derecede rüzgarlı. Ercan kahvenin içi çöpler atılacak. Tamam atarım ben. Giderken gene unutmuştuk. Maşallah iki güne bir bizim çöp doluyor. Atarım. Her evin derdi bu. Aslında daha güzel sohbetler yapacaktık da kız hep bugün gene market alışverişi. O bir dahaki bir daha aşağıya yapacağım ben de. Koşuşturmaca anam vallahi bitmiyor. Hele kalabalık ev olunca herkesin evi. Bir bizim için demiyorum da. Yoruldum arkadaşlar bugün de gene böyle bir. Bir de bayağı anam kilo alıyoruz. Kılık kıyafetlerimiz de olmuyor. O kim Ercan gene? Kime bakıyor? Şey yorum ya. Yorumlarınızı oku Ercan ben Bey. Ben tüm yorumları okurum. Tek tük yorum yazarım. Ya
Ezman sana yine bütün yorumlarınızı okurum Gönül dostlarım. Ercan abim damara bağlamış diyecektim sanırım. Ablam geçmiş olsun demiş Okan Kocciğit. Teşekkür ediyorum ablam. Allah razı olsun. Tamam çok yeşimim, uzun oldu. Yeşim Badem'e selam olsun. Bütün gönlü güzel dostlarımıza selam olsun. Galip Paşa. Buradan gitmeden Ebru enişte, Ebru'nun eşi enişteye bir şey demeyeceğim Ercan. Aman Ebru diyorum kız eylemin. Enişteye bak eylemden izin aldım. Bacana. Ya eylem bacımıza yardım et. Fazla da olmasa azıcık benden bir şey al ya. Yardım et bacımıza ne olursun kadar alayım ya. Ne olacak ki? No, bugün sen yarın o. Bak bunu hiçbir zaman unutma. El eli yıkar eyle yüzü yıkar. Bak Ercan abini dinle. Ben şiir gibi bir adamım. Sen benim lafıma git. Yemin ederim ayağına ne taş değer ne de gözüne yaş değer. Öptüm ben seni. Eylem bak Ercan abi yarın da görüyorsun değil mi? Nasıl tutuyor? Enişte bey evet. Hani öyle yiyip kaçmakla olmaz. Dünkü videoda tabağı kaldırmış. Aha demiş kaldırayım. Vallahi eylem çorba pişirirken eniştem en azından bir salata yap. Hani o salatanın tadı daha başka olur. Çünkü hani evde o paylaşılıyor ya. Hayat müşterek diyoruz ya. Yardım et ya ne olacak? Hiçbir şey olmaz. Vallahi bugünlerinizi ararsınız. Bak yaşlılıkta da kadın erkek birbirine lazım. Gençlikte değil. Onun için sen şimdi hanımı el üstünde tut ki yaşlandığın zaman hanım da seni öyle el üstünde tutsun. Sude. Ben de sana bir bacı tavsiyesi. İşte canlar Ercan'ın işten atılıp atılmadığını merak edenler olmuş. Nasıl biz anlatamıyoruz mu? İşte ben de bu yüzden kızıyorum Ercan'a. Kızlar. Niye? Ne oldu şans ben konuşuyorum dur. Sen konuş. Ben alçımı unuttum. Elimi yıkadım da çıkardım. Ver. Babayın altısını ver. Orada sana. Versene elimi yıkayınca çıkarıyor mecbur. Maşallah kızım. Ben işte onun için hani Ercan bir şey konuşacağı zaman hayatım diyor. Bak böyle böyle anlatalım o zaman da işte ben yanlış anlaşılıyorum. Hani Ercan iki hafta kıraklı eğer uzatırlarsa bir iki hafta daha uzatırlar. Etti dört hafta. Bir de üzerine ameliyat falan olursa uzun belki bir zaman şöyle bir ay falan gitmen değil mi işe? Hani o da doktorun yönlendirmesine dayanarak. Ameliyat olursam daha uzun sürer de bilmiyoruz. Yoksa Ercan çalışıyor arkadaşlar. Allah'a şükür işin iş yeri de Ercan'ı çok seviyor. Belediyede çalışıyor biliyorsunuz. Hani şu an için kranklı. İşten atılma, işten çıkarılma. Öyle yazmışlar. Doktor raporu ya. İşten mi kovuldu kocan, işe gitmeyecek mi diye yazanlarmış. Yok kocam çalışıyor. Şu an normal raporlu yurt dışındaki kardeşlerimiz bilirler. Krankın ne olduğunu biliyorlar zaten. Türkiye'de de var kız o. Türkiye'de de vardır rapor, yani aslanlar önce rapor olursunuz. Aynen. Ya böyle onu da açıklık getirelim. Zaten başlığıma da yazarım. Merak etti hani o yorum yazanlar elbet orada görürler. Değerli dostlar kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone, yorum, like'larınızla bize destek verirseniz, sosyal medyanızdan da paylaşırsanız, geçen Zübeyde de, dün Zübeyde de diyor, Selma akrabalarımı attım, kız WhatsApp'tan paylaştım sizi diye, vallahi mutlu olduk. Yorumlarınız o kadar güzel, o kadar hani destek veriyorsunuz ki, hepinizden Allah'ım sınırsızca razı olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin efendim. Hadi bir dahaki vlogda görüşmek üzere, hoşçakalın. Neyle şükür Selma. Kalk kapat. Allah'ım çıkacak halim. Kim kapat?